Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Karabük Esnaf Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Ocak ayı içinde yapılacak oda seçimleri ile ilgili saha çalışmalarına başladı. Esnaflardan kendilerine olan ilgi ve alakadan son derece memnun olduğunu dile getiren Nurettin Tümen, yaptığı açıklamada, "Sevgili esnaf arkadaşlarım, bir süredir yürüttüğümüz seçim çalışmalarımıza, bu hafta başı itibariyle siz değerli esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek devam etmekteyiz. Henüz yeni başlamış olmamıza rağmen bu ziyaretlerimizde göstermiş olduğunuz büyük ilgi, sevgi, samimiyet ve destek beni gerçekten çok mutlu etti. Koşulsuz şartsız göstermiş olduğunuz bu destek ve daha önemlisi bana duyduğunuz bu güven, benim sorumluluk duygumu bir kat daha arttırmıştır. Daha önce de söylediğim gibi, bu ilgi, bu sevgi ve bu büyük destek ne para ile ne reklamla, ne de mal, mülkle elde edilemez. Çıktığımız bu yolda, Allah'ın izniyle birlikte başarıya ulaşacağız," dedi. Karabük Belediyesi'nin aldığı gerek hat kiralarının yüksekliğinden gerekse başta akaryakıt olmak üzere, diğer gider kalemlerinin artmasından dolayı çalışamayacak hale geldiklerini uzun süredir dile getiren bazı halk otobüslerinden 3 otobüs kontak kapatmaya karar verdi. Karabük Özel Halk Otobüs İşletmeleri Kooperatifinden yapılan açıklamada, Ölebeli Kartaltepe, Esentepe Yaylacık ve Beşbinevler Yeni Mahalle hatlarında çalışan otobüslerin artık çalışmayacağı açıklandı. Karabük Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüslerinin hat kiralarının düşürülmesi talebine 2 yılı aşkındır olumsuz cevap veren Belediye Başkanı Rafet Vergili, son olarak 3 ayrı hatta çalışan otobüslerin kontak kapatması karşısında acaba ne düşünüyor? Kardemir Döküm Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi personel alım ilanı yayınladı. Kardökmak 15 işçi statüsünde yapılacak alımda 3 CNC freze işçisi, 3 CNC torna işçisi, 2 torna freze işçisi, 2 plazma operatörü işçisi ve 5 dökümhane yardımcı personel alacağını duyurdu. Başvurular Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğü'ne yapılacak olup, adayların 2 Aralık 2021 tarihinden itibaren en geç 18 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Karabük bir vatandaş ağaç kesimi yaptığı sırada, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle çaya düşmekten kurtulan vatandaşı fark eden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ağacın altından çıkartılan yaralı yaklaşık 15 metrelik uçurumdan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte yaptığı ve sadece doktorları kapsayan zam açıklaması diğer sağlık çalışanları tarafından büyük tepki ile karşılandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan tüm personel gibi sağlık işçilerinin de sağlık çalışanı olduğunu belirten Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, farklı zam uygulaması sağlık kurumlarında çalışma barışını yok eder dedi. Sert'in, gece yarısı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla başlatılan "Bizde sağlık çalışanıyız" hashtag çalışmasına on binlerce sağlık emekçisi destek verdi, yorum yaptı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün su depolarının yapımını bitirmesinin ardından, Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Bostanbükü köyünden Barış ve Musalla mahallelerine dahil edilen bölgeye içme suyu verebilmek için, yaklaşık 2500 metre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı işlemlerine başladı. Bahsi geçen bölge için DSİ tarafından yapımı biten 2 adet içme suyu depolarının belediyeye devredilmesinin ardından, bölgedeki vatandaşlar Safranbolu Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla getirdiği içme suyunu kullanacak. AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, mecliste düzenlediği basın toplantısında, dünyanın son 100 yüzyıldır birçok sorunla mücadele ettiğini belirtti. Küresel ısınma, ekonomik buhranlar, hava kirliliği, terörizm, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar, işsizlik gibi sorunlarla insanların karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Güneş, bu sorunlardan birinin de göç konusu olduğunu söyledi. Belarus ve Polonya sınırında yaşanan mülteci krizine ilişkin ise Güneş, sorunun çözümü için kimse elini taşın altına koymadığını, yaşanan sorunun tüm ülkelerin katkıları ile çözülebileceğini belirtti. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Yönetim Kurulu ve üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, yönetim kurulu ve üyeler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli katıldı.
Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tarihi çarşıda ulaşımı zor olan sokaklara yangın dolapları yerleştiriyor. Çalışmayla, itfaiye araçlarının müdahalesi gerektiğinde geç kalınmaması amaçlanıyor. Safranbolu'nun tarihi yerleşim bölümündeki bazı sokakların dar ve yapıların ahşap olmasından ötürü çıkabilecek yangının hızla yayılma riski taşıdığına dikkat çeken Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, vatandaşların kurulan tertibatı çok kolay kullanabileceklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlandıktan sonra hizmete alınan 2000 rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent için turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezi beyaza bürünürken kayak merkezinde mevsimin ikinci karı yağdı. Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, bu senede sektörün önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın 15.si, 2-4 Aralık günleri arasında düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine fuarın gözdesi olmaya aday olan Safranbolu Belediyesi de fuardaki yerini aldı. Safranbolu Belediyesi'ni fuarda Belediye Başkanı Elif Köse, Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İnci Sungur temsil ediyor.